kardeşlerim. Sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kur'an'ın en büyük mucize yönü neden belagat ve fesahattir? Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği, harikalığı, benzersizliği anlatıldığı her yerde mutlaka Kur'an'ın fesahatından, belagatından ve bu yöndeki benzersizliğinden bahsedilir. Dolayısıyla acaba Kur'an-ı Kerim Öncelikle neden fesahat ve belagat noktasından mucize olarak öne çıkarılmış? Esasen Kur'an-ı Kerim her yönden mucize. Yani Kur'an-ı Kerim'in 40 açıdan mucize olduğu ve sadece belagat ve fesahat değil, bunun dışında 30-40 tane ayrı mucize yönü olduğunu biliyoruz. Ama en dikkat çekici ve en önemli, en yüksek mucize yönü belagat ve fesahattır. Peki bunun hikmeti nedir? Öncelikle ifade edelim ki Allahu Teala hakimdir, abes iş yapmaz. Bu kainattaki tasarrufatında görüldüğü gibi, yarattığı her varlıkta nihayet hikmetler görüldüğü gibi Allahu Teala'nın ezeli kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de de elbette bulunacaktır. Ve Kur'an'ın bir ismi de hakimdir. Hikmetli, maslahatlı ve faydalı olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında Nasıl ki Hz. Musa aleyhisselam zamanında sihir çok revaçtaydı. Toplum sihir üzerine bütün meselelerini konuşur ve sihiri her yerde anlatırlar ve büyüklüğünü sihirdeki başarısıyla ifade ederlerdi. Onun için Allahu Teala o sihirbazların yaptığı bütün sihirleri Hz. Musa aleyhisselama verdiği asa mucizesiyle bütün sihirleri boşa çıkardı. Herkes anladı ki Hz. Musa aleyhisselam yaptığı sihir değildir. Çünkü sihir olsaydı zaten sihirbazların yaptığı işti bu. Ve sihirbazların yaptığına benzer bir şey yapardı. Ama Musa aleyhisselam yaptığı hiç onlara benzemeyen çok farklı, çok harika ve insan üstü, beşer üstü bir şey. Bir asa, bir değnek bütün sihirbazların sihirlerini yok etti. Bu açıdan bakıldığında o günün şartlarında o insanlara gösterilecek Hz. Musa Aleyhisselam'ın birçok mucizesinin yanında en önemli, en büyük mucizesi bu olarak görülmektedir. Diğer taraftan Hz. İsa Aleyhisselam'ın da birçok mucizesi var. Ama en önemli mucizeleri tıp alanında olmuştur. Çünkü o zaman tıp çok revaçtaydı. Toplum tabipliğe, doktorluğa ve tedaviye çok önem veriyor ve çok zirvedeydi. Öyleyse Hz. Musa Aleyhisselam bu toplumda bulunan insanlara bakın ben Allah'ın elçisiyim. Onun elçisi olduğumun göstergelerinden birisi de annesinden ama doğan, görme özürlü doğan insanları Allah'ın izniyle iyileştiriyorum. Hatta ölüleri diriltiyorum diyerek bu insan işi değildir. Bu Allah'ın fiilidir, Allah'ın yaratmasıdır. Eğer insanların işlerinden bir şey olsaydı sizinkilere benzeyecekti demek suretiyle. Allahu Teala o günün toplumdaki insanlara Hz. İsa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeyi toplumda çok ön planda olan tabip, doktorluk ile ilgili mucizeler göstermiş. Böylece toplum onun harika olduğunu daha net anlıyor ve kavruyordu. İşte Allahu Teala'nın sünnetullah ve adetullah kanunları olan bu özellik, bu şuunatı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber gönderildiği Toplumda da gerçekleşmiştir. Çünkü o günün toplumunda çok önemli olan şeylerden dört tanesi belagat ve fesahattır, şiir ve hitabettir, geçmişten, gayıptan haber vermektir, bir de kainattaki olaylardan ve hadiselerden bahsetmektir. O açıdan bakıldığında o günün toplumu bu dört konuya çok önemsiyor ve bu konularda bilgisi olan insanları göklere çıkarıyordu. Şairleri, hatipleri, kahinleri her konuda üstad, önder ve lider kabul ediyorlardı. Ve o şairlerin sözleriyle savaş çıkıyor. Yine şairlerin sözleriyle barış oluyordu. Her bir kabile kendi kabilesine mensup olan şairi milli bir kahraman gibi kabul ediyor ve onunla övülüyorlardı. Şu halde toplumda bu özelliklerin yaygın olduğu ve bu özelliklere sahip olan insanların çok üstün değere sahip olduğu hatta Şairlerin seçilen şiirleri altın harflerle Kabe gibi mukaddes bir binaya asılarak değerlendirildiği ve mükafatlandırıldığı bir toplumda elbette hakim olan Allah, hakim olan Kur'an'ının en büyük mucize yönünü belagat ve fesahattan gönderecekti. Nitekim o günün şairleri Kur'an'ın belagatı karşısında dizleri yere çökmüş, alınları secdeye gitmiştir. Secde edenlere sormuşlar, niçin secde ediyorsun, Müslüman mı oldun? Hayır, ben bu Kur'an'ın belagatına ve fesahatına hayran kaldım, ona secde ediyorum demiştir. Nitekim şiiri altın harflerle Kabe'nin duvarına yazıl olan şairlerden birisinin kızı, babasının şiirini almış yere vurmuş, artık Kur'an ayetlerine karşı bu şiirin bir önemi kalmadı diyebilmiştir. Demek ki gururlarından ve enaniyetlerinden kafalarını göklere kadar yükseltecek kadar gururlanmış o insanlar, o şairler Kur'an ayetleri karşısında dizleri, bağları çözüldü ve dilleri tutuldu ve secdeye kapandılar. İşte Kur'an-ı Kerim böylece o şiir ve hitabette önde olan insanlara, belagat ve fesahatta ileride olan insanlara Kur'an bu yönüyle mucizelini gösterdi ve bu bir insan sözü olamaz. Bu bir beşer kelamı olamaz. Bu insanüstü, beşerüstü bir şeydir. Ancak Allah'ın kelamı olur diye bu özelliğini onlara da ispat etti. E diğer taraftan kahinler, kayıptan cinler vasıtası bilgiler alıyorlardı. Ama Kur'an-ı Kerim inmeye başladıktan sonra Allahu Teala cinlerin göklerden ve meleklerden haber almalarını yasakladı. Ve onları göklerden uzaklaştırdı. Böylece onların haberlerini kesti ve Kur'an-ı Kerim gaybtan haber verme özelliğini onlara kapattı. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim o gaybtan haber verenlere haydin bakalım. Kur'an geçmişten, gelecekten, Allah ile ilgili özelliklerden, ahiret alemlerinden bahsediyor. Siz eğer bu, bu Kur'an ayetlerinin insan sözü olduğu konusunda bir iddianız varsa ve Allah'ın sözü olduğu konusunda şüphedeyseniz e siz de o zaman getir bakalım bir benzerini. Siz de ahiret alemlerinden bahsedin bakalım doğru, doğru olarak diye. E diğer taraftan tarihten, geçmişten, kainattaki olaylardan bahseden insanlar da ön planda tutuluyordu ve üstün görülüyordu. Kur'an-ı Kerim yedi kat göklerden bahsediyor, geçmiş peygamberlerden bahsediyor ama doğru olarak, hak ve hakikat olarak bu açıdan bakıldığında demek ki Kur'an-ı Kerim'in en önemli mucize yönlerinin belagat, fesahat, hitabet, şiir, gaybtan haber veren bir topluma ve bir de geçmiş hadislerden bahseden bir topluma göndermesi açısından en yüksek özelliği bunları susturacak, bunların dilini bağlayacak, dizlerinin bağını çözecek ve alınlarını secdeye götürecek bir mucizelik, bir harikalık göstermiştir. Bundan dolayı en önemli özelliği Kur'an-ı Kerim'in Belagat ve fesahat ile ilgili mucizesidir. Yoksa elbette Kur'an'ın bunun dışında yüzlerce, binlerce mucize yönleri var. Onlar zaten e, değişik kitaplarda açıklanmıştır. Onlara detaylı olarak bakılabilir inşallah.